Yani moral üstünlük diye analiz ediyorlar bunu. Muhalefeti hep iktidar oluşturuyor. Muhalefet de onun peşine takılıp gidiyordu. Artık gündemi oluşturan, daha doğrusu gündemi hep iktidar oluşturuyor. Muhalefet de onun peşine takılıp gidiyordu. Artık gündemi oluşturan muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi özellikle de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle ilintilendirmeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları da tabii soruldu Kılıçdaroğlu'na. Mersin polis evine silahlı ve bombalı saldırı düzenleyen iki teröristten birinin CHP'nin 2011'de hazırladığı tutuklu gazeteciler raporuna giren Dişah Ercan olduğu açıklanmıştı bakanlık tarafından. PKK diş Ercan'ın hayatta olduğunu gösteren bir videosunu yayınladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya özür dileyecek misiniz diye soruyor soylu Dilşah Ercan'ın bu saldırıda öldürülmüş olduğuna dair açıklamasından vazgeçmiş görünüyor. Geri adım atmış görünüyor. Bakın. O kişinin olmadığı çıktı ortaya. Evet. Tabii önce bir biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik onu da. Hı hı. O aşamada doğru olmayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kastettiği isim PKK'lı Dilşah Ercan. İçişleri Bakanlığı Ercan'ın Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristen biri olduğunu duyurmuştu öyle olmadı. PKK tarafından yayınlanan videoyla kesinleşti. Ben İçişleri Bakanı için foto roman Süleyman demiştim, foto romancı Süleyman demiştim. Yönetemiyor. Gerçekten yönetemiyor. Yaptığı açıklamaya bak. Efendim teşhisi taksi şoförü koymuş. Ya Allah aşkına. Ya koskoca devleti nasıl çöp kutusuna atarsın ya? Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde TC Polis Evi'ne 26 Eylül'de PKK terör örgütü tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bir polisin şehit olduğu bu saldırıdan saatler sonra İçişleri Bakanlığı saldırganlardan birinin Dişa Ercan olduğunu duyurdu. Ardından iktidar medyası harekete geçirildi. CHP'nin 2011'de hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda Dişa Ercan'ın adının yer alması nedeniyle CHP terörle ilişkilendirilmeye çalışıldı iktidar medyasının gazeteleri aynı manşetle çıktı. Ancak PKK'nın saldırıyı üstlendiği açıklamasında Dilşah Ercan'ın ölen iki saldırgandan biri olmadığı duyuruldu. Bu arada parmak izi çıktı. Bu arada teşkilenler var. Elbette ki bu organizasyonun parmak iziyle beraber sonuna kadar takipçi olacak bir hadiseyi de ortaya koyuyoruz. Süleyman Soylu ise İçişleri Bakanlığı'nın Dişah Ercan açıklamasının arkasında durmaya devam etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından DNA raporunun açıklanmasını istedi. Başsavcıya baskı kurulduğunu yazdı. Bakın o kişinin olmadığı çıktı ortaya. Evet. Tabii önce bir biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik onu da. Hı hı bu aşamada doğru olmayacak. Ve son olarak PKK, dişe Ercan'ın bir videolu mesajını yayınladı. Mesajda anlatılanlardan videonun Mersin'deki saldırı sonrasında çekildiği anlaşılıyor. Mağarada saklanıyorlar. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Bu kişi oturduğu koltuğun hakkını vermiyor. Sabahtan akşama kadar bizleri suçluyor. Buyurun aldın ne yaptın şimdi? Özür dileyecek misin milletten? Cumhuriyet Halk Partisi'nden özür dileyecek Şimdi bu akşam saat 21'de ne açıklanacak CHP lideri tarafından? Buna dair tahminlerinizi yazıp göndermişsiniz. Bekleyip görelim ama bir turun sol kağıdı olacağını, bir samimiyet sınavı olacağını, hem iktidar için hem Cumhuriyet Halk Partisi için bir sınav olacağını söylüyor. CHP bu sınavın üstesinden hakkıyla gelecektir diyor Kılıçdaroğlu. Bakalım siz bu sınavın üstesinden gelebilecek misiniz diyor. Saatler 19.30'a yaklaşıyor. 1,5 saat kaldı. 1,5 saat sonra öğreneceğiz. Halk TV yayınında da üzerinde durulacaktır. Yapılacak olan bu açıklamanın. Ben ekonomiye dair bir şey olabileceğini tahmin etmiyorum. Bekleyip görelim. Aslında çok da fazla tahminim yok doğrusu. Ee, ancak suç duyuruları yapılıyor. Bir borsa spekülasyonu iddiası var ki normal şartlar altında hani demokrasinin hakim olduğu bir ortamda bu ve bağımsız yargının hakim olduğu bir ülkede bu iddialar dahi çoğu kişinin makamını sallardı, koltukları sallardı. Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddiaları. Bu iddialarla ilgili gözaltına alınan ve aranan kişiler hakkında sermaye piyasası kurulu da suç duyurusunda bulundu. 8'i gözaltına alınan, ikisi yurt dışında olduğu belirlenen 10 kişi için 2 yılda işlem yasağı getirildi borsada. Peki sonrası borsadaki işlemler için daha önce SPK'yı defalarca uyaran CHP lideri devletin içinde bu soyguncularla işbirliği yapanlar var diyor. Bundan daha ötesi var mı? Devletin içinde küçük yatırımcının soyulduğu bu soygun düzeninde soyguncularla işbirliği yapanlar var diyor. Bu iddiaya da bakın. Sermaye Piyasası Kurulu borsadaki işlemler sebebiyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'de başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi. <laughs> Suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen kişiler Ahmet Can Teoman, Barış Aşçıoğlu, Berke Arpacı, Eda Karayal, Hakan Gençoğlu, Mehmet Akdere, Necip Kağan Karayal, Nihal Kılınç, Poyraz Teoman ve Tunç Karayal. Ayrıca Akdere İnşaat, Turizm Tekstil, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 yıl işlem yasağı uygulanacak. Bu 10 kişiden 8'i pazar günü sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Zanlıların İstanbul Emniyetindeki sorguları ise sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu borsa manipülasyonları ile ilgili iddiaları ve soruşturmayı İsmail Küçükkaya'nın yeni bir sabah programında değerlendirdi. Vurgun dönemi ben ne götürürsem kardır bu iktidar gidiyor köşeyi dönelim cebimizi dolduralım paralarımızı İngiltere'ye paralarımızı yurt dışına götürelim yeni bir yönetim gelecek bu yeni yönetim geldiği takdirde bizim sonumuz olacak diyorlar. Evet Vurguncuların sonu olacak. Evet hırsızların sonu olacak. Evet devleti soyanların sonu olacak. Devletin içinde soyguncular var diyen CHP lideri işbirliğini işaret etti. Kılıçdaroğlu öncelikle yolsuzlukta adı geçen bürokratların yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Şimdi içeriden ve dışarıdan işbirliği var. Bir daha ifade edeyim. Yani devletin içindekilerle soyguncular arasında işbirliği yapılıyor. Dışarıdaki parayı topluyor. İçerideki ona hizmet ediyor. Sonra bunlar bölüşülüyor. Önce bu soyguna aracı olan, soyguncunun hizmetinde olan o bürokratları yakalayıp bir sefer yargının önüne çıkaracaksın. Çıkaramazlar. Çünkü onların uzantıları yukarıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarındaki rüşvet ağında adı geçen isimlerdi. Küçükkaya o iddiaları hatırlattı. AK Parti Milletvekili vardı. buçuk milyon dolarlık işte boşanma davaları, hı. Bo şeyler, e, borsalar, oyunlar. Hı hı. E, ya, Erzurum Milletvekili. Ya, ya, ya ne oldu? Taşkesenlioğlu. Ha ne oldu? kazan böyle bir şey yani başka bir partide olsa kıyamet kopardı değil mi günün 24 saati konuşulurdu Bu arada son yılların en çok konuşulan davalarından biri Halkbank davası Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye devam ediyor. Halkbank'ın davasının düşmesi için yaptığı temiz başvurusunu Yüksek Mahkeme kabul etti. Halkbank'ın itirazı 2023'ün Ocak ayı ile Nisan ayları arasında dinlenecek. Yüksek Mahkeme Halkbank yargılanamaz derse e, dava kapatılacak. Bu ne anlama geliyor? Bize yansıması ne olacaktır? Kararın ayrıntılarına bakalım. ABD'de Yüksek Mahkeme Halkbank kararını açıkladı. Halkbank'ın temiz başvurusunu değerlendirmeye alacağını duyurdu. Yani Yüksek Mahkeme hakimleri Halkbank'ın başvurusunu görüşecek. Halkbank'ın itirazının Yüksek Mahkeme'de 2023'ün Ocak ayı ile Nisan ayı arasında dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme, Halkbank'ı yargılanamaz derse dava kapatılacak. Aksi yönde bir karar verirse dava kaldığı yerden devam edecek. Bu halde Halkbank'ın ceza alması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ama sürecin uzamasıyla Halkbank davasında kararın Türkiye'deki genel seçimler yapılana kadar çıkmayacağı neredeyse kesinleşti. Dolandırıcılık, kara para aklama, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delme. Halkbank'a yöneltilen suçlar bunlar. İranlı Reza Zarrab bu trafiğin ortasında bir isim. 2016'da tutuklandığı ABD'deki duruşmalarda altın ticareti nasıl yapıldığını anlattı. Sonra savcılıkla anlaştı. Serbest kaldı. İsmini değiştiren Zarrab, Erin Goldsmith adıyla Amerika'da gösterişli hayatına devam ediyor. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da ABD'de 28 aya pis yattı. Türkiye'ye dönüşünde dönemin ekonomi bakanı tarafından alnı öpülerek karşılandı. Bir süre Borsa İstanbul'un genel müdürlüğünü yaptıktan sonra istifa etti. <laughs> Bu ülkenin kaynakları çok zengin. Aslına bakarsanız, e, hani istikrar, istikrar, istikrar deniliyor. E, i̇stikrarlı bir şekilde kalkınmaya önem verilmiş olsa ve kalkınmadan elde edilecek gelir adil paylaşılsa, bu ülkenin dünyanın en mutlu, en refah içinde yaşayan ülkeler liginde en üst sıraya çık.